herkesi öldürüp onu sağ bırakmaları tuhaf değil mi? Bu ne demek? Bir şey mi ima ediyorsun? Orada bir şeyler oldu. Benim de anlayamadığım bir şeyler. Sen dinlenmene bak asker. Daha yapacak çok işimiz var. Dışarıda bizim kim olduğumuzu, neyin peşinde olduğumuzu bilen bir ölmez Hasan'ımız var. Bana pusu kuranı tanıyor paşam. Öldüremezdim. Sana öldür demiştim. Paşam düşündüm ki... Ben düşünürüm. Ben düşünürüm Cevdet, ben. Ben vur derim vurursun, ben dur derim durursun. Seni o sıçan deliğinden çıkarmak için tam 3 yılımı verdim Cevdet. Senin için İlyas'ı feda ettim. Paşam, İlyas kendini vatan için feda etti. Eğer lüzum arz ederse ben de seve seve feda ederim. Bununla iki etti Cevdet. Sana ailenden, karından uzak dur demiştim. Beni dinlemedin. Bununla iki etti. Eğer afişe olursan... Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Seni konuşturmam anlar. Emredersiniz paşam. Paşam. Olur da. Bunu Azize'ye verirsiniz. Azizem, gözümün nuru sevdiğim, nasıl bir cehennemdeyim bir bilsen. Bir yanım şerir oyun, öte yanım vatan arzusu. Öyle muhtacım sana, öyle mahzun. Bu dediklerimi okuyorsan, sana diyemediğim her şeyi de bileceksin demektir. Azizem, ben vazifesi için her şeyi göze almış, vatanın tek karış toprağını hiçbir emelde bırakmayacak şerefli bir Türk askeriyim. Evlatlarımın başı, anamın seccadesi gibi tertemizim Azizem. Meçhul veçelere sapıyor, inlere girip malumatlar elde etmeye çalışıyorsam, hepsi insanlarımız içindir Azize. Vazifenin suali edilmeyeceği içindir. İtimat ettim dersin. Bir vartaya düşersin. Dostun artık düşman. Eşin artık ezelin. Evlatların artık ırağın oluverir. Bir sır vardır manzarında, nefes aldıkça acıtan, çıkaramadığı, suretini saklayan bir sır. Sonra biri çıkar, o sırra vakıf olur. Sen dirensen de nafile, yavaş yavaş açığa çıkarsın.
kendin de mühim değilsindir o an. Toprağı sulayan onca kan, doğan bebeklerin hiç göremediği savaşta ölen babaları, o sırrın düşmesi, vatanın yitip gitmesidir. Azizem, benim cennetimsin. Bu karanlık dehlizde ne yaşarsam yaşayayım, sen nicesin. Patlıcanlı börek kokuyor yine. Babaanne, babam mı geldi? Baba! Kızım. Allah'ım şükürler olsun. Öyle çok korktuk ki. Değil mi Hilal? Size afiyet olsun. Anne. Etme hanım. Asıl sen etme. Evlat acısını yüreğimde duya duya. Ben de yürek kalmadım. Vazifem batsın. Azize'ye ve bana ettiklerin yetti artık Cevdet. Senin bize ettiklerini yudan etmedi be oğlum. Ana yapma. O senin bütün gece yolunu gözledi. Sen gene geceyi dışarıda geçirdin değil mi? Ana, bu hiç kimseyi alakadar etmez. Bu akşam kızınızla görücü gelecek. Bu sizi alakadar eder mi Alpay Cevdet? Kim gelecek görücü? Benim rızam yok baba. Annem zorla verecek beni. Benim rızam olmadan veremez kızım. Senin rızan olsun olmasın, bu akşam Yıldız'ı istemeye geliyorlar. Kim gelecek Azize, kim isteyecekmiş? Başhekim Mustafa Sami Bey. İyi gelsin, benden istesin o vakit. Lüzum yok, Ali Kemal'den isteyecek. Benden isteyecek dedim Azize. Cevdet. Kumandan. Geçmiş olsun Teğmen. Size de ağabeyim. Cevdet odama gel. Hayır. Geçmiş olsun. Hadi kızım. Azize Hanım, siz de buyurun lütfen. Anlamadım. Mühim bir hususta konuşacağız. Buyurun lütfen. Yürü, faytonda bekliyorum. Cevdet. Sen yokken Azize hemşire bir kadından söz etti. Sizin pusuya düştüğünüzü o söylemiş. Öyle değil mi Azize hemşire? Azize? Bize bu kadının kim olduğunu söyleyebilir misiniz? Komutan önemli biri değil. Bir falcı söyledi. Falcı mı? Hı hı. Pek falcılara itimat edecek biri değilsiniz oysa. Eğer bizden bir şey saklıyorsanız bedeli ağır olur. Öyle değil mi albay? Kumandan haklı. Bize pusu kuruldu Azize. Eğer biri sana malumat verdiyse kim olduklarını bulabilmemiz için mühim. Tekrar soruyorum. Size Cevdet'in pusuya düştüğünü söyleyen kadın kimdi? Ben de tekrar söylüyorum. Bana bunu söyleyen bir falcıydı. Hatta sizin eşiniz Veronika Hanım da tanıyor kendisini. Kendisi çok meşhur ve efsunlu bir falcıdır. Her söylediği çıkar derler. Nitekim öyle oldu. Şimdi müsaade ederseniz ben hastaneye geç kalmak istemiyorum. Müsaade sizin. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.